Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bize indirilmiştir. Bize indirilene anlayabildiğimizi başkalarıyla paylaşmamız lazım. Burada ince bir nokta var, yanlış anlaşılmayacağını ümit ederek ona göre anlatayım. Nokta şu, bize indirileni tabirini kullandım. Kur'an'da da benzeri ifade zaten geçer. Acaba Kur'an-ı Kerim bizim semamıza henüz indi mi? Ona bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim neyse o, 14 asır evvel nazil oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine nazil oldu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan doğruya kalbinde o manaları yazılmış olarak buluyordu. Hani mesela bizim cep telefonumuza birisinden mesaj gelir. O yazıyı biz yazmamışızdır. Yazılmış olarak işte bizim cep telefonuna gelmiştir. Biz sadece basarız. Basınca da oradaki yazıyı görürüz. Peygambere Kur'an'ın gelmesi bu tarzda. Taraf ilahiden gönderiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam kalbinde o ayetleri yazılmış olarak buluyor. Hatta öyle ki başlangıçta böyle gelenleri ezberleme noktasında Peygamberimiz biraz böyle dilini depretir gibi olmuş. Bu konuda ilahi hatırlatma geliyor. Yani böyle yapma, onu cem etmek bize aittir, sana okumak bize aittir, sonra onu beyan etmek yine bize aittir. Bu mealde ayetler nazil oluyor. Allah-u Teala taahhüt ediyor. Biz onu senin kalbine yerleştireceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı ve en büyük muhatabı ama tek muhatabı değil. Hepimiz fert olarak tek tek Kur'an'ın muhatabıyız. Dolayısıyla acaba Kur'an-ı Kerim şu anda bize nazil oldu mu? Ne kadarı nazil oldu? Herkes şöyle bir bakması lazım. Fatiha'yı biliyorsak Fatiha bize nazil olmuştur. Gulezu Rabbinnas suresini okuduk anladıksa o bize nazil olmuştur. Ama diyelim Maide suresi uzunca bir sure. En son nazil olan surelerden içinde haramlar, helaller ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Eğer orada neler var henüz bilmiyorsak Maide suresi henüz bize nazil olmamıştır. Dolayısıyla her birimize Kur'an-ı Kerim'in bir nazil olma süreci var tabiri caizse. Peki bunun için ne yapmak lazım? Kur'an'ın bize nüzul etmesi için. Yani diyelim padişaha davet ediyoruz. Ona göre bir hazırlık da yapmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in de kalbimize misafir olmasını istiyorsak elbette bununla alakalı ciddi bir çalışma içinde olmak gerekir. Acaba hafızlık mı yapsak? Hani hafızlık yaptığımızda Kur'an'ın tamamını ezberlemiş oluruz. Yapabilenleri biz tebrik ediyoruz. Allah'ın en büyük nimetlerinden birisidir. Bir yılda, 2 yılda veya 3 yılda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyenler var. Ve çok özel şartlarda, özel bir takım kabiliyetler, 2 ay, 3 ay gibi bir zaman diliminde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebiliyorlar. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Bazılarına bu nasip olur. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yılda hafız oldu. Vahiy 23 yıl devam etti. Dolayısıyla biz de bunu 23 yıla yayabiliriz. Herkes bugünü kendine bir milat kabul edebilir. Bugün ben genel olarak Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir şeyleri öğrendim. Ama bundan sonra konu konu, sure sure öğreneceğim. Böyle bir karar aldıktan sonra her gün Kur'an'dan bazı ayetler bize nazil olur. Yani onları okuruz, öğreniriz ve hayatımıza tatbik ederiz. Ve bu bir ömür boyu sürecek olan bir şeydir. Peygamberimiz için ömür boyu devam etmiştir. 40 yaşında nazil olmaya başlamış, vefatına kadar da, vefatına yakın zamana kadar Kur'an-ı Kerim'in nüzulü devam etmiştir. Biz de şu anda yaşımız kaçsa, 10 olabilir, 20 olabilir, 30 olabilir, mühim değil. Yaşımız neyse, bugünü bir milat kabul edip, her gün benim hayatımda Kur'an-ı Kerim'in öncelikli yeri olacak. Bunu bir prensip kararı haline getirebiliriz. Her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Daha iyi anlamak için gayret göstereceğim. Böyle bir karar alabiliriz ve bunun neticesinde gerçekten Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın merkezinde yer alır. Her gün bir ayeti daha iyi anlamaya çalışsak, 6000 küsur ayet var Kur'an-ı Kerim'de.
Yuvarlak olarak 6666 denilir de rakam bunu tutmuyor. Sayışa göre bu değişebilir. Dolayısıyla 6000 küsur diye ben genel ifade edeyim. 6000 küsur ayet var. Her gün bir ayeti anlasak, öğrensek, işte 20 yıl gibi bir zaman zarfında, 19 yılda falan Kur'an'ın bütün ayetlerini tek tek anlamış oluruz. Haftalık program yapacak olursak, mesela her hafta bir sayfa, bir yılda 365 sayfa, 52 sayfa yapar, bir yılda 52 sayfa ve 10 yılda 520 sayfa. Demek ki 12 yılda falan Kur'an-ı Kerim'in tamamını çok daha derinlemesine anlamak mümkündür. İşte günlük plan veya haftalık plan yaparak, bu arada tefsir kitaplarından istifade ederek Kur'an-ı Kerim'i çok daha iyi anlamak mümkün. Mesela Hamdi Yazır'ın tefsiri 9 cilt, 9 aylık bir programla bu tefsiri bitirebiliriz. Yani her ay bir cilt. Veya daha başka tefsirler var. Herkes kendine göre daha böyle kolay anlayacağı bir tefsiri seçebilir başlangıç itibariyle. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle hemhal olmak. İtiraf edeyim, ben şu anda bazı ayetleri anlamıyorum. Bu anlamıyorum hem bir acziyetin ifadesidir hem de bakıyorum hani müfessirler de o kadar anlamamışlar. Anlamak için gayret sarf etmişler ama neticede Allahu alemu bi muradihi bi zalike. Bundan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir demişler. Yani şu anda öğrendiğimizden çok daha ileri bir seviyeye de gitsek yine bazı ayetlerde bu noktada duracağız. Tam da ayeti belki anlayamayacağız. Bu da bizim ilmimizin sınırlı olmasından, Kur'an-ı Kerim'in ise ilmi sonsuz olan zatın kelamı olmasından kaynaklanan bir durum. Tekvini ayetlerde de bu böyle. Yani mesela atomu şu anda ne kadar anlıyoruz ki? Atom, maddenin en küçük parçası denilmiş. Ama bakıyoruz ki o küçük parçanın da parçaları var, partikülleri var. Ve o atomda merkezde çekirdek var, etrafta böyle elektronlar var. Çok muhteşem bir şekilde bir hareket var. Kitaplarda anlatıldığı üzere, uzmanların anlattığı üzere. Ama acaba atomun bütün sırlarını çözdük mü? Hayır. İlim araştırmaya devam ediyor. Ve ilim dünyası herhalde en iyi insanı anlıyor. İnsanın dişiyle alakalı diş hekimliği fakülteleri var. Kalbiyle alakalı tıp fakültelerinde kardiyoloji bölümü var. Gözüyle alakalı göz bölümü var. Her bölümün binlerce çalışanı var, binlerce araştıranı var. Bunlar Allah'ın sanatını anlamaya çalışıyorlar. Ve yine de ilmin gelmiş olduğu nokta şu, herhalde insan vücuduyla alakalı %10 ya biliyoruzdur ya da bilmiyoruzdur. Belki bu %10'u bile bulmayabilir, belki de %1'idir. Demek ki nasıl ki insan Allah'ın bir ayeti, insanın sırları ne kadar ilerlesek de, ilmen ilerlesek de bitmiyor. Kur'an-ı Kerim'in durumu da benzeri bir şekilde. Ayetlerde muazzam bir derinlik var. O derinliğe henüz ulaşamayabiliyoruz. Henüz orada neler var göremeyebiliyoruz. Bundan dolayı araştırmalarımız elbette devam edecek. Ama durmamız gereken yerde de durmasını bileceğiz. Allahu alemu bi muradihi bi zalike. Onu biz de söyleyeceğiz. Sahabelerin bu konuda bir uygulaması var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i onar ayet onar ayet, yani aşır tarzında, aşırlar belli bölümleri ifade ediyor. Mana bütünlüğü olarak belli bir konunun takdimi. İlla on ayet olması şart değil. İşte aşırlar tarzında belli bölümler halinde sahabeler Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorlarmış. Belli bir bölüm anlıyor, ardından diğer başka bölüme geçiyor. O bölümü anlıyor, ardından başka bir bölüme geçiyor. Ve bu şekilde adeta bir ufuktan başka bir ufka açılmak gibi. Yani ufuk dediğimiz, ileriye doğru bakıyoruz, dağlar görülüyor, daha ilerisi görülmüyor. Bize göre ufuk, o dağa varmak. O dağa varıyoruz, bu defa karşımıza başka bir ufuk çıkıyor. Oraya varıyoruz, ardından başka bir ufuk. Bu ufuklar bitmez. Şu ana kadar bir kısmı 30-40 cilt tefsir yazan zatlar var. Zannederim onlar da işte
anlamaya çalıştık, anlayabildiğimiz kadarıyla tefsirimize bunları yansıttık diyorlar. Ve bir takım ayetlerin sonunda da bundan muradın ne olduğunu en iyi Allah bilir diyorlar. Ve o sınırda duruyorlar. Biz onlar seviyesinde de Kur'an-ı Kerim'i anlamış olsak, demek ki önümüzde yeni mana ufukları olacak ve o manalara ulaşmaya çalışacağız. Günümüz şartlarında artık ilme ulaşmak biraz daha kolaylaştı. Eskiden kitap yaygın değildi. Şu anda çok kaliteli bir şekilde kitaplar basılıyor. Kitaplar yaygın. İslami neşriyat fazla değildi eskiden. Şu anda elhamdülillah ciddi denilebilecek boyutlarda İslami neşriyat var. Kur'an anlatan kitaplar var. Bunlardan istifade etmek lazım. Bir de televizyonlarda, internette, buralarda da güzel programlar icra ediliyor. Bunlardan istifade etmek gerekir. İşte Kur'an'ı anlatan bir takım programlar var. O programlar takip edilir. İnternette zaten daha bir daimilik kazanıyor. İsteyen istediği zaman oralara girip istediği bölümü indirebiliyor. Ve bu tarz kolaylıkla imkanlar var. Bir de daha da önemlisi ders halkaları. Bu da bir ders halkasıdır. Burada da Bismillah denilip bir programa başlanmış oldu. Cenab-ı Hak daim eylesin. Başka yerlerde de başka ders halkaları var. Ta ilçelere varıncaya kadar, hatta bazen bazı köylere varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'in ders halkaları var. Geçenlerde bir köye gitmiştim. Köyde, hani oralarda belki o kadar kültür seviyesi olmayabilir gibi hatıra geliyor da, öyle sorular sordular ki ben hayran kaldım. Yani kişi sorduğu sualde az çok kendi ilmi durumunu da göstermiş olur. Köy ortamı, ama baktım derinlemesine meseleleri araştırıyorlar ve öğreniyorlar. İşte günümüzde herhalde radyo, televizyon, internet bu gibi şeylerin yaygınlaşması bir yandan günahları artırırken bir başka yönden de ilmin yaygınlaşmasına vesile oldu. Öyle ki artık köylerde de tefsir ders halkaları şeklinde dersler yapılabiliyor. Benim bu noktada acizane tavsiyem her yerde bu gibi ders halkalarının olması. Burada illa işte şu kadar kişi olması gerekir gibi bir sınırla da sınırlamamak lazım. İki kişi bir araya gelir, iki kişi de bir cemaattir. İki kişi bir araya gelirler, her gün Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa, diyelim bir mealden takip ederler. Tefsirden de ayrıca kendileri okurlar, bakarlar. Her gün bir sayfa, her gün bir sayfa. Bu damlaya damlaya gerçekten göl olur ve çok ciddi bir birikim meydana gelir. Ve her ev bir ders halkası olabilir. Her evde en azından iki kişi var, karı koca. Bunlar da bir ders halkası meydana getirirler. Çocukları da varsa sayı biraz daha da artar. Biz ailece bundan 2 yıl önce Kadı Beydavi tefsirini Türkiye'de ilk okuyan olduk. Ailece 40 günlük bir programda her gün 60 sayfa, 70 sayfa gibi bir belli bir hedefle bunu elhamdülillah yaptık ve 40 günde o 4 ciltlik tefsiri ailece bitirdik. Ve elhamdülillah bunun çok güzel neticeleri olduğunu kendi ailemizde de gördük. Yani o eve Kur'an nazil olmuş oluyor. Tefsiriyle beraber nazil oluyor. Artık o evdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'e, yani biraz argo tabir olacak da, Fransız kalmıyorlar. Yani yabancı kalmaktan kurtuluyorlar. Her aile az çok bunu yapabilir. Bunu yapmak için illa tefsirde uzman olmak gerekmez. Okumayı bilmek yeterlidir. Okuduğumuzun tamamını derinlemesine anlamayabiliriz ama ne kadar olursa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sohbetlerinde zaman zaman mestata'atum ifadesini kullanıyor. Ne kadar yapabilirseniz. Yani eddini yusr, din bir kolaylıktır. Kolaydır yani bu din. Ne kadar yapabilirsek, önümüz açık. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا اُتِيْتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَل۪يلَ İlimden size çok az şey verildi. İlk Amdağ'ın ayeti okuduğumuzda insan belki vay be bize çok az şey verilmiş diyor. Ve bundan dolayı bir sıkıntı içinde olabiliyor. Hamdi Yazır bu ayeti değerlendirirken diyor ki, ilimden size az şey verildi denilmesi
bir ümitsizlik delili olmamalı. Demek ki öğrenilecek daha çok şey var. Bu manada değerlendirilmeli diyor. İşte ne kadar çok şey bilirsek bilelim, yine de bize ilimden az şey verilmiştir. Demek ki önümüzde daha böyle çok merhaleler var. Çok böyle adımlar var. O adımları atacağız. O merhaleleri birer birer aşmaya çalışacağız. Böyle yaptığımızda gerçekten Kur'an'ın iklimine biz de girmiş oluruz. O nurani iklimden fevkalade istifade ederiz. Kalbimiz nurlanır, aile hayatımız nurlanır, toplum nurlanır. Zulümatla nurun bir mücadelesi var. Bu mücadelede nur kazanmış olur. Kur'an nuru her tarafı kuşatmış olur. Ben bir hatırayı bu münasebetle sizlerle paylaşayım. Ankara İlahiyat'ın merhum hocalarından Hilmi Ziya Ülken. Bu zat felsefeciydi. İşte vefatına yakın talebelerinden bazıları ziyaretine gitmişler. Ve hoca orada kendilerine şunu söylemiş. Evlatlarım demiş, benim ömrüm felsefeyle geçti. Falan filozof ne dedi, filan filozof ne dedi. İşte Sokrat ne dedi, Aristo ne dedi, efendim Descartes ne dedi, Kant ne dedi gibi. Bu gibi şeylerle benim ömrüm geçti. Ama öte yandan Allah ne dedi, onu ihmal ettim demiş. Kur'an'ı anlamak için çok ciddi bir gayretim olmadı. Bunu ihmal ettim. Bu çok büyük bir hataydı. Sakın siz benim düştüğüm hataya düşmeyin. Her şeyden önce Allah ne demiş, onu iyi anlamaya çalışın. Sonra da vaktiniz kalırsa başkaları ne demiş, onlara da bakarsınız diyor.